Evet arkadaşlar, eş sesli sözcüklerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi eş sesli sözcüklerle ilgili tanımımızı yaptık, örnekler verdik, beraber etkinlik inceledik. Bazı sözcüklerimizi de burada bizler size aktaralım ki karşımıza çıktığı zaman bunların sesteş mi değil mi çok rahat bulunmasını sağlayalım. Mesela şöyle bir atasözümüz vardır ya, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur diyoruz. Evet, deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada yar kelimesini görmekteyiz. Atasözünün içinde geçen bir kelime. Bu kelime nedir? Anlamı nedir? Bunu hemen atasözünü tahlil ederek bulalım. Evet, deveyi uçurumdan uçuran. Bakın zaten uçuran demiş. Burada bize bir ipucunu veriyor zaten. Yar demek ki neymiş arkadaşlar? Uçurum. Değil mi? İşte deveyi uçurumun kenarındaki bir tutam ot ne yapıyor arkadaşlar? Uçurumdan uçmasına sebep oluyor. Peki buradaki yar kelimesi ne dedik? Uçurum dedik. Peki bu sözcüğün sesteşi var mıdır? Düşünüyoruz. Vardır. Yarmak eylemi. Odunları yardım dese arkadaşlar buradaki yarmak eylemini, yarmak fiilini de ne yapıyoruz? Düşündüğümüzde sesteş olarak ifade edebiliyoruz. Bazı arkadaşlarımız veya öğrencilerimiz hemen yar kelimesi denince arkadaşlar bunun sesteş olduğunu ifade edebiliyor. Üzerinde şapka olan yarim dediğiniz, yani yar burada sevgili anlamındadır arkadaşlar. Bu üzerindeki şapkalı yar kelimesi sesteş değildir. Bunu söylemişken hemen şunu da ifade edelim arkadaşlar. Üzerinde şapka olan mesela hala var, bir de hala var. Bakın bunlar farklı şeyler. Kar var, bir de kar var. Ama sözcüğü ile ama sözcüğü, gözleri görmeyen anlamında. Bakın bu üzeri şapka. Bu sözcüğün yazılışı da farklı, okunuşu da farklı. Biraz daha ince okun. Bir de sobanın bacalarında biriken, sobanın dumanından kalan kalıntılara kurum deriz. Bir de arabalarda da olur mesela. Motor kurum bağlamış derler. Oradaki kurum kelimesi de yine aynı anlamda kalıntı bırakmak anlamındadır. Sesteştir arkadaşlar. Mesela az önce söyledik var kelimesi vardı. Elinde kalem vardı dersek sahiplik anlamı. Ankara'ya 2 saatte vardı dersek gitmek anlamını taşıdığı için sesteştir diyoruz. Devam edelim. Bunları beraber çözmüştük az önce arkadaşlar. Şimdi sizlerle yeni bir konu başlığına geçmiş olalım. Terim anlamlı sözcükler diyoruz. Evet, terim anlam. Zaten hani günlük hayatta da bunu kullanırız değil mi? İşte tıp terimiyle ifade etti. Veya sanat terimi deriz. Veya futbol terimi deriz değil mi? O alanla ilgili bilgimiz yoksa, o alanla ilgilenmiyorsak arkadaşlar bazı kavramları bilmiyor olabiliriz. İşte o alana ait terimler olduğu için bunlar. Ve burada şunu düşünüyoruz arkadaşlar. Yani
terim anlamlı sözcükler herhangi bir bilgi diyoruz. Ve şunu da unutmayalım. Yani bazı sözcükler sadece işte bu alanda kullanılır diyemiyoruz. Bazı sözcükler iki farklı alanda da karşımıza terim anlam olarak gelebilir arkadaşlar. Şöyle biraz büyütüp şu şekilde görsellerimizi de inceleyelim. Mesela gök bilimi terimi astronot demiş. Tıp terimi işte steteskop demiş. Hukuk terimine de yargıç olarak örnekler vermiş. Değil mi? Yıllarca klasik verdiğimiz örnekler de var. İşte matematikle ilgili işte üçgendi. Değil mi? Kareydi, işte kare köktü, üslü sayıydı. Türkçe ile ilgili veya dil bilgisi diyelim, kök mesela. Ne? Sözcüğün kökü. Bugün derste sözcüğün köklerini öğrendik dersen mesela bitkinin kökleri incelendi dersek o zaman bu sefer de fen dersiyle ilgili bir terim olmuş olur arkadaşlar. Burada dersimizin başında yaptığımız uyarı çok önemli. Altı çizili kelimeye direkt bakmıyoruz. Cümleyi okuyoruz. Terim mi değil mi buna göre değerlendiriyoruz. Mesela perde kelimesi. Eğer odanın perdesi işte kirliydi dersek oradaki perde sözcüğü terim değildir. Fakat perde sözcüğü tiyatro terimi olarak kullanılması gerekir. Terim olması için. Mesela oyunun ikinci perdesi birazdan başlıyor dersek nedir? Terim anlamlı olmuş olur. Spor terimlerinden bahsedelim. Mesela penaltı, set, işte tuş, hakem gibi sözcükler. Müzik terimleri işte nota, son anahtarı, keman gibi. Arkadaşlar bakın burada önemli bir uyarımız var. Buna dikkat ediyoruz. Hani bilim, sanat ya da meslek dalına ait diyoruz ya terim anlamı. Bilim, sanat veya meslek dalının adı, ismi terim anlam değil. Onunla ilgili sözcükler terim. Unutmayalım. Mesela matematik dediğin zaman terim olmuyor. Matematiğe ait üçgen dediğin zaman, toplama çıkarma dediğin zaman terim oluyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Peki, devam edelim. Terim anlamlı sözcükleri bu şekilde örneklendirdik. Daha sonra diğer başlığımıza yansıma sözcüklere geçelim. Arkadaşlar bakın yansıma sözcüklerle ilgili çok güzel sorular gelir. Çok sağlam sorular gelir. Ve öğrenci direkt hani atlayabilir o soruda. Yanlış yapabilir. Neye dikkat edeceğiz? Bakın burada bir görselimiz var. Görselimizde bir kulak resmi var. Kulak. Ne yapıyoruz? Kulak işitmeyle ilgilidir diyoruz. Demek ki yansıma sözcükler işitmeyle ilgili olan bir durumdur. İşitme yani kulağımızın işittiği sözcükleri biz yansıma olarak değerlendirebiliriz. Şimdi doğada çıkan bazı sesler vardır. Tabiatta çıkan bazı sesler vardır. İnsanların bunu da özellikle vurgulayalım. Bizlerin İstemli bir şekilde, isteyerek çıkardığı sesleri yansıma almıyoruz. Mesela ben şu an konuşuyorum, elma diyorum mesela, armut diyorum. Bunlar yansıma değil. Benim istemsizce çıkardığım ifadeler yansıma olabilir. Mesela hapşırmak, işte bir kedinin mesela miyav demesi, işte bir kalemin yere düştüğü zaman bir tıkırtı çıkarması gibi sözcükler yansıma olabilir. Bizim konuştuğumuz kelimeler normalde yansıma ne olmuyor? Kabul edilmiyor. O zaman doğada çıkan bu sesleri biz taklit yoluyla yazıya aktarıyoruz. Mesela bardak düştüğü zaman çıkardığı bir ses var ya, ben bunu cümleye aktarırken bardağın çıkardığı o sesi aynen aktarabilir miyim? Mümkün değil. Peki ona benzer bir şekilde, oradakine benzer bir şekilde taklit yoluyla ifade ediyorum. İşte bunları biz yansıma olarak alıyoruz arkadaşlar. Örnek verelim. Kedi mesela hani miyavladı deriz ya. Kedi gerçekten miyav mı diyor? Yoksa daha farklı bir ses mi çıkarıyor? Biz ona miyavlama diyoruz. İşte bu da güzel bir örnektir arkadaşlar. Gıcır gıcır mesela ses çıkabilir. Pat, hışır, işte güm diye bir ses çıkabilir.
vın diye bir ses çıkabilir veya zır diye bir ses arkadaşlar doğada çıkan seslerdir. Az önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar bakın bazı sözcükler yansıma olarak görünebilir. Bunlar yansıma olarak değerlendirilmez. Mesela nedir? Bunlara örnek verelim. Pırıl pırıl sözcüğü. Camı silince cam pırıl pırıl oldu. Bakın şuraya yazalım. Arkadaşlar pırıl pırıl sözcüğünü şu şekilde değerlendireceğiz. Bir ikilemedir pırıl pırıl ama pırıl pırıl sözcüğü bir yansıma değildir. Mesela kuşlar ötüştü sözcüğü, mesela at kişnedi sözcüğü. Arkadaşlar bakın çok çıkan ve yansıma olmayan sözcükler bunlar. Çok çıkıyor ama yansıma değil. Mesela bu şekilde örneklerimizi verdikten sonra arkadaşlar bazı kelimeler de kullanıldığı cümleye göre değişir. Mesela burada bir örnek vermiş. İşlerimiz şu aralar tıkırında. Buradaki tıkırında sözcüğü arkadaşlar yolunda anlamındadır. İşler yolunda gidiyor anlamındadır. Yansıma değildir ama bir tıkırtı duydum dersen oradaki tıkırtı sözcüğü yansıma olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi sizlerle yansıma sözcüğü de bu şekilde öğrendikten sonra ikilemeler sözcüğüne yani arkadaşlar farklı bir başlığa geçiyoruz. Bakın ikilemeler de sorularda yani denemelerde, LGS'de karşımıza gelen bir konudur. Bunun sorulduğu alt başlıklar da bizim için önemli. Nedir alt başlıklar? İşte aynı sözcüğün tekrarı mı? Zıt anlamlı sözcüklerle mi yapılmış, eş anlamlı sözcüklerle mi yapılmış gibi böyle alt başlıklar da vardır. Peki ikilemeyi biz neden yaparız? Yani cümle içerisinde ikileme kullanmamızın sebebi nedir? Şudur arkadaşlar, anlamı, anlatımı güçlendirmek, pekiştirmektir. Mesela merdivenlerden yavaş çıktım ile merdivenlerden yavaş yavaş çıktım arasında fark vardır. Yavaş yavaş çıktım dediğin zaman buradaki yavaş yavaş ifadesi daha vurguludur. Yavaş olduğu daha da sözcük grubuna ikileme diyoruz. Ve arkadaşlar bakın ikilemeler her zaman ayrı yazılır ve aralarına hiçbir noktalama işareti konmaz. Ne yapıyoruz? Hemen yazım kuralları ve noktalama işaretlerine bir gönderme yapıyoruz. Evet, bunu soruyu hazırlayan kişi yazım kuralı sorusu veya noktalama işareti sorusu olarak da karşımıza getirebilir. Peki örneklerimize bakalım başlıklarla birlikte. Aynı sözcüğün tekrarı yavaş yavaş. Zıt anlamlı sözcüklerle oluşan ikileme. Bakın bu başlıkları bilelim. Aynı sözcüğün tekrarı. Zıt anlamlı sözcükler, aşağı, yukarı, ileri, geri gibi. Eş anlamlı sözcüklerle yapılanlar, kılık, kıyafet, sağlık, sıhhat gibi. Biri anlamlı, biri anlamsız olabilir. Yırtık, pırtık gibi. İkisi de anlamsız olabilir. Yani bakıyorsun ikileme yapmış adam ama sözcüklerin hiçbirinin anlamı yok. Olabilir mi?
biliyoruz. Mesela abur cubur. Değil mi? Yansıma sözcükler. Az önce öğrendik. Şırıl şırıl. Mesela nedir? Yansıma sözcüktür. Suyun çıkarmış olduğu bir sestir. Bazen de ek olarak, yani ek alarak oluşan ikilemeler var. Mesela gün kelimesini ele almış. Günden güne iyileşiyor diye bir cümle kurduk mesela. Gün kelimesi. Durum. Hani kelimelerin başına M harfini getirerek yaptığımız ikilemeler vardır. Mesela para mara, hayat mayat gibi ifadeleri de ne yapıyoruz? İkileme olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bakın güzel bir etkinlik var. Bunu beraber yapalım. Hani sözcüklerin hangi anlama geldiğini bizlere sormakta. Her şeyi girmeden olduğu gibi. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki heyecan göstermeden, değil mi? Diğer sorumuza bakalım. Oldum olası kalabalık ortamları sevmemişimdir. Oldum olası anlamı nedir? Kendimi bildiğimden beri uzun zamandır hiçbir zaman. Oldum olası. Yani güzel. Anlaşılır mı yoksa çekinmeden konuşmak mı? Nedir dobra dobra konuşmak? Çekinmeden konuşmaktır. Buna da bursa diyoruz. Onunla aşağı yukarı 10 yıldır görüşmüyordum. Sanmak tamı tamına yaklaşık olarak. Nedir arkadaşlar? Yaklaşık olarak anlamını vermektedir buradaki ikileme. Sıvacılar binaya eften püften bir iskele yapmışlar. Eften püften. Bakıyorsun anlamı yok gibi ama bakın anlam sorusu karşınızda. Hızlı bir şekilde yakışıksız baştan savma nedir arkadaşlar? Baştan savma yani öylesine yapılmış bir çalışmaymış. Proje ödevini yarım yamalak yaptığı için iyi bir not alamadı. Yanlış hatalı mı? Eksik mi? Malzeme yetmemek mi? Arkadaşlar yarım yamalak eksiktir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade edip yeni bir başlığımıza somut ve soyut anlama ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçmiş oluyoruz. Peki, şimdi arkadaşlar somutu ve soyutu bizim çok iyi anlayabilmek için beş duyu organımızı da çok iyi bilmemiz gerekiyor, değil mi? Ve beş duyu organımızla ilgili ifadeleri de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet, işitmek, değil mi? Görmek, koklamak, dokunmak ve tatmak şeklinde duyularımız var. İşte bu duyularımız bizim için önemli. Bunun dışındaki herhangi bir şeye bakmıyoruz. Bu beş duyumuzdan bir tanesi ile algılayabiliyorsak eğer bir sözcüğü, kavramı o somuttur. Algılayamıyorsak herhangi biriyle, bakın herhangi biriyle dahi algılayamıyorsak soyuttur arkadaşlar. Mesela burada şunu da ifade edelim. Bazı sözcüklerin hani anlamı yine cümleden cümleye değişir. Mesela hava kelimesi. Hava dediğiniz zaman normalde hani algılanabilen, mesela dokunma duyusuyla algılanabilen bir şeydir. Mesela bir kağıdı salladığınız zaman yüzünüze bir rüzgar oluşturur. O rüzgarı işte havayı ne yaparsınız hissedersiniz. Hava o zaman nedir? Somuttur. Ama şuradaki örnekte bakın. Bu takımın havası çok iyi derken, takımın havası derken, takım içerisindeki atmosferi, yani takımın insanları arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi ifade etmektedir. Dolayısıyla bu sözcük burada soyut olarak kullanılıyor diyoruz. Mesela bahçe, hava, elektrik, su gibi sözcükler somuttur. Stres, umut, hayal, rüya gibi sözcükler soyuttur arkadaşlar. Aradan bir öğrenci oradan şunu diyebilir. Hocam ben rüyayı görüyorum. Somut değil mi? Diyebilir. Görebildiğimiz şeyi başkasına da göstermemiz gerekir arkadaşlar. Senin görmüş olduğun o rüyayı kalkıp uyandığın zaman başkasına gösterebiliyor musun? Hayır. Veya rüyayı gözünle mi görüyorsun? Hayır. Gözün kapalı.
açık olsaydı zaten uyumuyor olurdun. Dolayısıyla rüya gözle görülen bir şey değildir arkadaşlar. O yüzden soyuttur diyoruz. Peki, şimdi burada bakın bir etkinliğimiz var. Hemen bu etkinliğimizi şöyle beraber yapalım. Somut mu, soyut mu olduğunu noktalı kısımlara yazınız demiş. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Gönlüm doludur diyor ışıklarla. Arkadaşlar buradaki ışık kelimesi yani bizim işte aydınlanmak için kullandığımız ışık mı? Hayır. Dolayısıyla soyuttur. Evde kimse yoktu. Kapıyı anahtarla açtım. Anahtar gözle görülen bir şey olduğu için somuttur. Toplantının atmosferi insanı çok bunaltıyor demiş. Az önce verdiğim örnek atmosfer orada toplantının sıkıcı olmasını ifade ediyor oradaki atmosfer kelimesi. Peki soyut mudur? Tabii ki. Yol kenarında semeri devrilmiş yaşlı bir katır vardı derken yol kelimesi gözle görülen bir şey olduğu için somuttur. Yağmurdan sonra bir gökkuşağı çıktı. Görüyor musunuz? Görüyoruz arkadaşlar. Somuttur. Bu sözleri söylemek yürek ister derken duruyoruz. Neden duruyoruz? Sadece altı çizili kelimeye bakarsan somut dersin. Anlamına bakarsan cümlenin ne dersin? Soyut dersin. Mesela Kurban Bayramı. Arkadaşlar kalp anlamındadır, somuttur ama buradaki yürek kelimesi cesaret anlamında olduğu için nedir? Soyuttur. Anlaşıldı herhalde. Yani ben anlaşıldığını düşünüyorum ve nitel, nicel anlam dediğimiz farklı bir başlığa geçiyoruz. Bakın sözcükte anlam konusu böyle hani aslında başlıklar üzerinden giden çok seri ve zevkli bir konudur. Yani okuduğunu anlayabilen, yorumlayabilen bir kişi çok rahat bunları idrak edebiliyor değil mi? Bakın arkadaşlar, nitel ve nicel arasındaki tek fark şu. Birisi sayılabiliyor, ölçülebiliyor, birisi sayılamıyor. Hangisi sayılabiliyor? Nicel olanlar. Nicelik sayılabilen, nitel ise arkadaşlar sayılamayan, ölçülemeyen demektir. Nitelik bir şeyin özelliğidir. Mesela nitelikli eleman aranıyor deriz. Ne demek nitelikli eleman aranıyor? Özellikleri olan, mesela işte ehliyeti olan, yabancı dil bilen, değil mi? Bunlar onun niteliğidir. Peki, bakalım mavi hırka demiş mesela. Biraz büyütelim şu şekilde. Mavi hırka. Arkadaşlar hırkanın maviliğini ölçelim. Ayakkabısını saklamaya çalışıyordu derken buradaki yırtık sözcüğü de yine ölçülebilen bir durum değildir. Bu da niteliktir. Peki karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama yardım ettim derken buradaki yaşlılık da yine nitelik bildiriyor. Bir de nicellere örnek verelim. Doğum günü pastasından biraz kalmıştı. Bakın biraz kelimesi. Nedir? Pastanın boyutuyla ilgili işte bir kısmının bittiğini ve çok az bir kısmın kaldığını burada illa cetvel veya tartı gibi bir şey kullanmamıza gerek yok ölçmek için. Göz ile de yapılan ölçümleri ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Biraz kalması ölçülebilen bir şeydir. Biraz kavramı. Peki 5 gün boyunca kar yağdı. Buradaki 5 nedir arkadaşlar? Sayılabilen bir durum olduğu için niceldir. Güzel bir örnek var burada. O az ve öz konuşurdu cümlesine bakalım. Az konuşması çok konuşmuyormuş. Konuşmasını ne yapabiliyoruz? Ölçebiliyoruz miktarını. Dolayısıyla niceldir ama öz konuşması burada etkili konuşması anlamındadır. Ölçülen bir durum değildir. O yüzden niteldir arkadaşlar. Peki bu konuyu da bu şekilde verdikten sonra şöyle yeni bir konu başlığımıza geçmiş olalım. Bakın bu konu başlığı aslında bizim hani 5'te, 6'da, 7'de sürekli gördüğümüz, belki ilkokulda da gördüğümüz bir konudur. Hayatımızın her yerinde olan bir şey. Bir kavramın nereye ait olduğunu tahmin edebilmek. Yaparız değil mi? Mesela süt ve peynir dediğin zaman
işte tereyağı dediğin zaman mesela bunların hepsinin süt ürünü olduğunu ifade edebiliriz. Veya ayakkabı, terlik, işte bot, çizme, bunların işte ayakkabı ile ilgili bağlantılı bir durum ifade ettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Mesela buradaki verilen örneklere bakalım. Sandalye, tabure, koltuk, sekmen, bazı yerlerde kullanır. İşte iskemle gibi ifadeler üzerine oturmak için kullanılan ifadelerdir. Mesela burada ayran, yoğurt, sözcükler olduğu için nedir arkadaşlar? Aslında hani sözcüklerin devamında neler gelebilir şeklinde. Hani sizler de böyle tahmin etmeye çalışın. İşte bir yarışma olur ya böyle işte 100 kişiye sorduk. 4 tane popüler cevap geldi. Bunlar nedir şeklinde. Mesela sandalla ilgili ne demiş olabilir yarışmacı diyoruz. Aynı kavram sal diyebilir veya arkadaşlar yat diyebilir. Peki ayakkabı ne olabilir? Terlik olabilir, bot olabilir, çizme olabilir. Evet, sizler tahmin ediyorsunuz şu an. Bakalım neymiş son kelimemiz? Kösele olabilir. Sizin verdiğiniz cevaplar da belki doğru ama burada popüler cevaplar arasında yokmuş. Fırtına. Olabilir. Yağmur olabilir. Hortum olabilir diyoruz. Çatal dediğimiz zaman bakın mutfak araç gereçlerine geçtik. Evet. Şimdi aynı kavram alanına giren sözcükleri de bu şekilde ifade ettikten sonra burada arkadaşlar şöyle bir etkinliğimiz var. Bunu da yapalım. Şöyle hem işlediğimiz konuyla alakalı da bir tekrar yapmış olalım. Eş ve zıt anlamlarını diyor boşluklara yazınız bu etkinlikte. Malzemenin eksik olduğunu söyledi. Buradaki eksik, yani malzemenin eksik olması, yani noksan olması diyebilir miyiz? Deriz değil mi? Peki bunun zıttı nedir arkadaşlar? Tam olması, yani bir şeyin tam olması, noksan olması birbirinin zıttıdır. Gazeteci doğru haber yapmalıdır. Doğru haber, bu haberin doğru olması ve gerçek olması aynı şey midir? Aynı şeydir. Peki bunun tersi nedir arkadaşlar? Yalan haberdir değil mi? Yanlış değil bakın. Yalan ve yanlış aynı şey değildir. Evet, hızlı adımlarla geldi demiş. Hızlı arkadaşlar sürat olabilir mi? Olabilir. Peki bunun tersi yavaş olabilir mi? Olabilir diyoruz. Peki buzdolabının fiyatı yani neyi arkadaşlar? Buzdolabının fiyatı bana yüksek geldi derken buradaki yüksek arkadaşlar düşük. İnce bir temizlik yapacak demiş. Bakın bugün temizlikçi geliyor. İnce bir temizlik. Detaylı mı arkadaşlar? Ayrıntılı, detaylı değil mi? Evet, incenin eş anlamlısı ayrıntılı dedik. Peki zıttı nedik? Ne dedik arkadaşlar? Yüzeysel. Ha, temizliği yüzeysel yapmak, temizliği ayrıntılı yapmak. Bunlar birbirinin tersidir. Sabır güzel, faydalı fakat zor şeydir. Zor arkadaşlar burada güç. Hani yapılması zor anlamında. Peki tersi nedir bunun? Kolaydır diyoruz. Yeterince cesur olmadığını düşünüyorum. Cesur burada arkadaşlar yürekli anlamındadır. Peki tersi nedir arkadaşlar? Korkak mı? Evet, korkak diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü konumuzun yani sözcükte anlam konusunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konumuzu sizlere güzel bir şekilde aktardık. Sizlerden beklediğimiz şey şudur. Kısa bir tekrar ve peşinden bol örneklerle sorularımızı çözerek konuyu oturtmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.